İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aranıyor. Hizmetler aranıyor. İstanbul boşluk kabul etmez. İstanbul öyle bir şehir ki boşluğa asla müsaade etmez. İstanbul yerinde sayarsa geri gider demek. O yüzden İstanbul'a sahip çıkmamız lazım. Bu aynı zamanda da hem siyasi bir konudur hem siyaset üstü bir konudur. Onun da altını çizelim. Tabii bu arada Ekrem İmamoğlu demişken Ekrem Bey e, Financial Times'a bir demeç verdi. İngiltere'ye Türkiye'yi şikayet etti. Ve e, Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin demokrasiyi engelleme teşebbüs ettiği için ağır bir yenilgiye uğrayacağını ifade etti Financial Times'a. Efendim daha sonra kendisinin mağdur edildiğini ifade ediyor. İnsanların seçme özgürlüğünü ellerinden alıyorlar diyor ve bu mahrumiyete de 2023 seçimlerinde sandıkta cevap verecek vatandaş bu da iktidarı ağır bir yenilgi e, iktidarın ağır bir yenilgi almasına neden olacaktır diyor. Şimdi burada akla şu geliyor. Ekrem Bey'in yabancı bir medya organına Financial Times'a bir demeç vermesinde sorun yok. Türkiye ile ilgili daha doğrusu keşke İstanbul'la ilgili konuşsaydı. İstanbul'a hizmet yapılıyor mu yapılmıyor mu? Otobüslerin konusu acaba otobüslerin, e, metrobüslerin, metroların arızaları giderilecek mi? Yollar bakımsızlıktan efendim dökülüyor bazı yerler. Üst geçitler bakımsızlıktan dökülüyor. E, metrolarda, metrobüslerde yürüyen merdivenler arızalı. İstanbullunun sorunları var. Biraz sonra daha büyük sorunlar da var. Onları da konuşacağız ama Ekrem Bey bunlarla ilgili kendi çalışmalarıyla ilgili konuşsaydı bir söz kimse kendisine söylemezdi. Mesele şu. Nancy Pelosi diye bir kişi var. Bu Nancy Pelosi Amerika Birleşik Devletleri'nde tabiri caizse siyasi anlamda deve dişi gibi bir siyasi figür. Kadın bir siyasetçi ama e, ee, zamanında Trump'a resmen kök söktürdü yaptığı muhalefetle. Nancy Pelosi bir gün başka bir ülkeye gidiyor. O ülkede bir gazeteci diyor ki siz Trump'ı çok eleştiriyorsunuz. Ee, bu konuda da ne dersiniz yani e, Trump'ın politikalar hakkında? Nancy Pelosi diyor ki ben kendi ülkem dışında ülkeme eleştirmem. Bunu böyle bilin. Bir daha bana böyle bir soru sormayın. İşte siyasi duruş bu. Sadece o mu? Fransa'da Le Pen... biliyorsunuz Pen'i biz e, siyasi anlamda kabul edemeyiz. İslam düşmanı kimliğiyle bilinir efendim. E, Fransa'da söyledikleri ortada başörtüsü karşıtı, göçmen karşıtı söylemleri var. Ama Le Pen şunu söylüyor. Kendisine mikrofon uzatılıyor. Emmanuel Macron'u da hiç sevmeyiz değil mi? O da sevmiyor. Yaptıkları nedeniyle. Yani kişiliğine bir sözümüz yok. Diyorlar ki Macron hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayır diyor. Ben kendi ülkemi başka bir ülkede kötülemem. Bana böyle sorular sormayın. İşte bizim siyasetçilerin de durması gereken nokta bu olsa gerek. İşte bu yüzdendir ki Ekrem İmamoğlu Financial Times'a Türkiye'yi kötülediği o röportajıyla Eleştirilerin odak noktasında oldu bugün. Peki bugün ilginç bir e, tartışma daha vardı e, sosyal medyada. Ekrem Bey'in şurada tarihi yazıyor şuraya efendim e, bakabiliriz. 4 Temmuz 2020 yılında attığı bir tweet var. 4 Temmuz 2020. Şimdi 2020 yılındaki tweette şöyle diyor: Yıllarca yapılmamıştı. Riva'dan bahsediyor. Şimdi 3 haftalık çalışmayla Riva Deresi canlanmaya başladı. Koku azaldı, su temizlendi, balıklar gelmeye başladı. Çalışma aralıksız devam edecek. Eğer böyleyse yani Riva Deresi'nde böyle bir çalışma olduysa buna kim hayır diyecek? Yok sen CHP'lisin Riva Deresi'ne giremezsin böyle bir şey denmeyeceğine göre. Yok efendim sen AK Partilisin Riva Deresi'nin kenarında kahvaltı yapamazsın böyle denmeyeceğine göre. Riva Deresi hepimizin, Riva Deresi'nin şöyle olması... ...yani balıkların yüzdüğü, güzel, temiz bir çevresinin e, bulunduğu bir yer olması... ...hepimizin işine gelir. Ama şu son cümleye takıldım ben. Çalışma aralıksız devam edecek diyor Riva Deresi'nde Sayın İmamoğlu 2020 yılında. Şimdi Riva Deresi'nin bugünkü hali şu. 2023... 10 Ocak Riva Deresi. Kapkara bir su. Hatta bunun denize dökülürkenki hali de vardı. Deniz yeşil, Riva Deresi siyah. Demek ki o zaman şimdi şu soruyu sorarsak yanlış bir soru mu sorarız acaba? Çalışmalar aralıksız devam edecek diyor ya Ekrem Bey. Acaba çalışmalara ara mı verildi Riva Deresi'nde? Yani sadece 3 haftalık çalışmayla Ekrem Bey daha önce bir e, PR çalışması yapmıştı Riva Deresi'ni temizledik diye. Riva Deresi'nde şimdi durum buysa o zaman çalışmalara ara verildi. Bakın eğer oturalım doğru konuşalım. Doğa, çevre bilinci bunların partisi yoktur. Bunlar siyaset üstü konular. Riva Deresi'nin temiz ya da kirli olması bir siyasi partinin işine yaramaz. Ekrem İmamoğlu eğer Riva Deresi'ni temizlediyse alkışlarız ama temizleyemediği görülüyor. Eğer tıpkı zamanında İstanbul'un dönemin büyükşehir belediye başkanı şimdiki cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ben İstanbul'un su sorununu çözmek için Melenden su getireceğim diyorsa bir vizyon ortaya koyuyorsa bir belediye başkanı alkışlarız. İstanbul'da hatırlayalım. Çok büyük susuzluk zamanları vardı. İnsanlar damacanalarla geziyorlardı. Nurettin Sözen döneminde. Hatırlayalım. Hatırlayalım derken tabii herkes hatırlamaz. Oradan su gelmesi için ıstrancaları deldiler. Isıranca dağlarından su getirdiler Trakya'dan. Bu taraftan da Melen'den taşıdılar. Ama o 1994 yılının sorunuydu. Biz şu anda 2023'teyiz. O yüzdendir ki diyoruz ki şu anda İstanbul'u yönetenler İstanbul'la ilgili bir vizyon ortaya koymalı. Bu siyaset üstü bir şey. Burada bir e, oy kaygısı, başka bir şey olamaz. Doğa, çevre bilinci bunlar siyaset üstü şeylerdir. Veysel Eroğlu diye bir kişilik var Türkiye'de. Eski e, Orman o zaman Su İşleri Bakanı diye geçiyordu. Kendisine selam olsun. Çok e, önemli bir siyaset insanıdır kendisi. İstanbul'a suyu nasıl getirdiklerini anlatırken sanki sevgilisini anlatıyor. Öyle... E, güzel öyle duygulanıyor. Sanki güzel bir tablo anlatıyor İstanbul anlatırken Veysel Bey. Buradan da bir kez daha selam gönderelim. İşte İstanbul'da böyle bir vizyona ihtiyaç var. Yoksa biz 3 haftada temizledik. Şimdi çok güzel balıklar yüzüyor. Çalışmalarımız da devam edecek derseniz İstanbul şaka kaldırmaz. İstanbul bu işleri kaldırmaz. Eğer yerinde sayarsa geri düşer bizden söylemesi efendim